Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi israh li sadri ve yessir li emri vahlul ugdatan min lisani yafqahu kavli ve fevvidu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsale rasûlehu beşîra ve nezîra. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyed dîne bâde en kâne esîra. Ve alâ âlihi ve ashabil mukaddimîn alâl khayri velev asîra. İlemû enne aftalel kitâbi kitâbullah. Ve aftalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal. İza dakhalel meyyitu el kabra mutsilet lehu şemsu inde hurubiha feyeclisu yemsahu ayneyhi ve yekulu da'uni usalli. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızamu aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtihal eden müminatın hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız ilim hasrettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, müşafenlerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İza dakhala'l meytu el kabr. Ölü kabre girdiğinde, evet, her insan ölecek. Her canlı ölümü tadacak. Kullu nefsin zaikatul mevt. Bu cenaze arabalarına konan taputların üzerinde yeşil örtüde bu yazıyor. Kullu nefsin zaikatul mevt. Her canlı ölümü tadacaktır. Ama bunu herkes seyrediyor. Bu hatırlatmak için oraya yazılmış. Yani bir gün siz de bu şekilde cenaze arabasına bir taput içinde konacaksınız. Onu unutmayın. Dengeli yaşayın. Taşkınlıklardan sakının anlamına bu ayeti koyuyorlar oraya ama kimse bunun ne olduğunu bilmiyor. Evet, bizler de her canlı gibi faniyiz ve Allah'ın bize takdir ettiği ömrü dünyada tamamladıktan sonra Allah'ın takdir ettiği saniyede öne alınmaz, geri alınmaz. O saniyede Rabbimize kavuşacağız. Allah hayırlı uzun ömür versin, akıbetimizi hayır eylesin. Ve bizim inancımıza göre kabir suali var. Kabir sualinde başarı sağlayanlar safa sürecekler kıyamete kadar. Sualleri cevaplayamayanlar, imtihanı beceremeyenler, başaramayanlar da, sınıfta kalanlar da kabir azabı çekecekler. Bu da ehl-i sünnet inancıdır. Kur'an-ı Kerim'de ayetlere dayanıyor. Çünkü Nuh Aleyhisselam'ın kavminden bahseden ayette onların azap gördüğü beyan ediliyor ki daha kıyamet kopmadı. Cennet cehennemde kimse yok şu anda, hazır bekliyor. Ayetlere göre gene Firavun'dan bahseden ayet celliye göre sabah akşam biz diyor Firavun ve ehlini, yardakçılarını ateşe arz ederiz, sokarız. Şimdi cennette cehennemde kimse yok. Neresi bu? Kabir azabı var yani. Zaten şimdi okuyacağız. Hadis-i şeriflerde de Peygamberimiz kabir azabından söz ediyor. Kabir azabından söz ediyor. Evet. Bunu düşünerek işte insanlar kendilerini derleyip toparlamalı, dengeli yaşamalı, ahirette hesaba çekileceğini, sorguya çekileceğini unutmamalı, attığı adımı ona göre, konuştuğu sözü ona göre sarf etmeli, atmalı.
Evet, ölümün hatırlatması bize bu nedenle. Evet, yoksa dünyayı bırakın da tamamen ahirete yönelin anlamında da değil. Çünkü Müslümanlığın prensibi bu. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene. Dünyada da mutluluk, ahirette de mutluluk. Dünya geçici, ahirette ebedi mutluluk. İslam'ın parolası bu, genel kuralı bu. Bunun için bu hadisleri de size onun için okuyoruz. Ölmüş olan adam kabre girdiğinde ki, evet burada yazıyor, yesme'une, ölüler işitirler. Ve yapsuruna veya yupsuruna, görürler. Bade ihyaim fil kabr, kabirde dirilttikten sonra, dünya hayatında ömrümüz tamamlandı mı, ruhumuz kabzolunuyor, ölüyoruz. Evet, ondan sonra da kabre varınca diriltiliyoruz. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhir. Evet, ba'del mevt hak. Evet, öldükten sonra dirilmek hak. Biz buna inanıyoruz. Hadisler var, ayetler var böyle. İşte kabrinde adam dirildikten sonra görür ve işitir. Görür ve işitir. Bunu nereden çıkarıyorsun? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha evvel de sizlere anlatmışızdır. Bedir Muharebesi'nde çok ya, birisi o Ebu Cehil ve takımı, Utbe Şeybe, Sanadidi Kureyş, hepsi öldürülmüş, leşleri yatıyor ortada. Peygamberimiz bunları defnedin demiş, kuyu kazdırmış, çukura doldurulmuş. Bizim Anadolu insanı kafirlerin şeyine mezarlık demez ya, maşatlık denir. Ne kadar güzel maşatlık. Müslümanların öldüğü yere mezarlık denir, ziyaret edilen yer anlamına. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ela fezuruha fe innaha tuzekkirul ahira, ölülerinizi ziyaret edin, kabristanları ziyaret edin, çünkü ahireti hatırlatır diyor. Evet, kafirin kabrini ziyaret etmekten ne geçti eline? Hiçbir şey. Ama Müslümanların kabrini ziyaret edersen, ahireti hatırladığın gibi, o adam, orada yatan adam memnun olacak, bana iyilikte bulundu diye. Allah'ın yanında makbul bir adamsa da ileride sana yardım edecek. Almasa bile bir sünnet işliyorsun, peygamberin sözünü yerine getiriyorsun. Varıp kabrine esselamu aleyküm dâre kavmil müminin, kabristene varınca ey müminlerin yattığı memlekette yatanlar, insanlar, Müslümanların yurdunda yatanlar, evet selam olsun size. Evet, nes'elullahu lena ve lekümül afiye, bizde de size de Allah afiyet versin. Ve inna inşallah biküm lahikun, biz de Allah'ın dilediği zamanda, dilediği anda size kavuşacağız. Böyle Peygamberimiz selam veriyor kabirdekilere. Peygamberimiz insanların en akıllısı. Peygamberlerin bir vasfı da budur, fatanet. Bütün peygamberler öyledir. Peygamberimiz de hepsinden üstün. Akıllı adam durup dururken böyle cevap vermeyeceği, duymayacağı adama selam verir mi? Demek duyuyorlar. Selam veriyoruz, duyuyorlar. Peygamberimiz akılsız mı? Niye versin selam ki? Öyle söylüyor yani. O da var. İşte böyle selam verdikten sonra vardınız mı duyarlar. İşte bu Ebu Cehil'i gömdürmüş. Demiş ey Ebu Cehil, ey Utbe, ey Şeybe, ne haber? Benimle uğraştınız. Savaşacak kadar geldiniz ta buralara. Bizi yok etmek istediniz. Benim söylediklerimi kabul etmediniz. Beni yok etmek için geldiniz. Hangimizin dedikleri doğruymuş? Benim dediklerim mi, sizin dedikleriniz mi? Anladınız mı? Gördünüz mü? Yüksek sesle. Hazreti Ömer demiş, etinden tutmuş. Ya Resulallah, çok heyecanlısın. Herhalde demiş, şeyi kaybettin. Kendine gel, bunlar öldü. Ya Ömer demiş, onlar beni senden çok iyi duyuyorlar. Ama cevap veremiyorlar. Hadis bu.
Buhari Müslim hadisi. Yani kabirdeki duyar, işte onu söylüyoruz. Onlar duyarlar ve görürler gelen adamları, ama artık dünya şartları bitti. Biz dünya şartlarındayız, onlar ahiret şartlarında yaşıyor. Aramızda irtibat yok. Olanlar var, peygamberimiz gibi yananları, azap çekenleri, safa sürenleri görenler var. Oradan da cevap verenler var. Onlar görürler, işitirler. Evet. Şu şeyi anlatayım müsaadenizle. Benim dedelerim hep hoca. Binine yakın talebesi olan bir medresenin hocaları. Sonra medreseler kapatıldığı zaman tabii inkıraza uğramış, kapanmış. Büyük abi amcamız, büyük dedemiz, din küçük kardeşi gibi benim hakiki dedem ölmüş. 55 yaşında müderris ama icazet vermiş, icazeti var. Kaç tane kişiye icazet vermiş, hocalık icazeti vermiş. Öyle ilim sahibi bir adam, fakat sert adammış. İnsanların tabiatı farklı oluyor. Hazreti Ebu Bekir yumuşacık. Öyle diyor, sen diyor İbrahim'e benziyorsun Ebu Bekir. Ömer'e diyor, sen diyor Nuh Aleyhisselam'a benziyorsun. Hani kızdı da, batır bu milleti demedi mi? Kızı verdi. Sen de Nuh'a benziyorsun ey Ömer. İnsanların tabiatı böyle ama Allah için sert. Tabii sertlik Allah için, ama sertlik tabii biraz bir şey edilmiyor. Evet, onun için dedemden endişe edermiş abesi olan dedem. 55 yaşında gidince endişeliymiş, böyle üzüntülü. Kabire koyunca, işte kabirde olanlara telkin yapılır. Telkin. Şimdi melekler gelecek, onu anlatacağız şimdi burada hadiste. Melekler gelecek, sana sorular soracaklar. Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim, kıblen neresi, senin kardeşin kim, kitabın ne diye sorular soracaklar. Sen Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, Azimüşşan, peygamberim Muhammed Mustafa, kıblem Kabe, müminler kardeşim, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh de. Ha hey, bak dünyadan göçtün. Haraçtı aleyhi minet dünya. Sen bu şehadet kelimesine inandın, bunun üzerine yaşadın, böyle göçtün ha. Haberin olsun. Telkin bu. Şimdi diyor ki bak, duyuyorlar, görüyorlar. Görüyor, duydukları için yardımcı oluyoruz ona. Yardımcı oluyoruz. Telkinin şeysi bu. Evet. Başına geçmiş. Ya Mahmud İbni Ali Şakir. İşte babası Ayşe, annesi. Sen işte dünyadan koştun şöyle de filan. Abi demiş, ya 30 sene mollalara okuttuk biz bunu ya demiş. Git işine git sen, işine git. Aşağıdan başlamış gülmeye. Neyse, merasimi yerine getirdikten sonra hoca ben demişler, niye güldün ya? Ağlıyordun, üzüntün vardı. Ya ben Mahmut'tan endişeliydim. Sert tabiatlı bir adam. Nasıl sert? Sokakta bir kadın gördü mü, kimin hanımı olursa olsun asasıyla basarmış sopayı. Öyle sert. Niye çıktın sen sokağa diye. Barut gibi bir adam. Çok korkarlarmış ondan. Sertlik iyi değil de onun için korkuyordum. Ama bana böyle söyledi. Gid abi, git işine bak. Biz bunları çok okuttuk dedi. Filan diye. Yani bunlar kabristandaki, kabirde yatanlarla konuşanlar çok var. Bu evliyalık rütbesinin ilk basamağı. Kabirde yaşayan adamla konuşmak evliyalık rütbesinin ilk basamağı. Burada da onu söylüyor. Bir ölü kabre girdiğinde o kabre girenler işitirler ve görürler. Kabirde ruhları kendine iade edilir. Evet, işitirler ve görürler. Kabirdeki durum ruh maal ceset, ehl-i sünnet inancına göre. Yani şimdi öldük ama ceset çürüyor orada değil mi? Ceset çürüse de peygamberimizin hadislerinden görüyoruz ki mesela Sa'd bin Muaz, Ensar'ın önderi, çok büyük tüccarmış, akıllı adammış, Ensar'ın lideriymiş ve şeylerle de, Yahudilerle tüccar ya, onlarla da kredi alırmış, alışveriş yaparmış.
böyle bir zengin adam Müslümanlıkla şerefyab olmuş ve Hendek Harbi'nde bileğine aldığı bir ok yarasıyla ana damar kesildiği için kan kaybından böyle parmak gibi fışkıracak. Fışkırıyor kan, ölecek. Yani dış görünüşe göre böyle kan, çünkü parmak gibi fışkırıyor. Böyle 2 metreye yakın boyu olan, 90-100 kilometre güçlü bir insan. Onun için kanı böyle parmak gibi fışkırıyormuş. Ağlamaya başlamış. Demiş, ya Muaz, ya Sa'd, niye? Niye ağlıyorsun? Ölümden korkuyor mu yoksa? Ya Resulallah, yemin ederim ölümden korkmuyorum. Ama gencim, güçlüyüm. Azıcık da yaşasaydım da İslam'a daha çok hizmet etseydim, bundan mahrum kaldığım için ağlıyorum. Hizmetten kaldım diye. Ha demiş, hizmet mi istiyorsun? Evet demiş ya Resulallah. Bismillah demiş. Parmağını koymuş, şehadet parmağını. Kan durmuş. Akan kan durmuş. Sonra demiş bunu götürün. Geriye Medine'ye göndermiş. O zaman sağlık işlerine bakan ihtiyar kadınlara, sağlık memuru, hemşire mi diyorsunuz, ne diyorsunuz? Onlara demiş ki buna bak, buna bakın, çekin. Ondan sonra da Allah lütfetmiş ve Hendek Harbi kazanılmış. Bir rüzgar vermiş Allah, kazanları devirmiş. O kazanların sesinden develer, atlar ürkmüş, iplerini koparmışlar, çadırlar rüzgardan kopmuş yerinden. Bu hengamede kıyamet kopuyor zannetmişler, kaçmışlar. Kaçmışlar, defolup gitmişler. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye gelmiş, silahlarını çıkarıyor, harp elbisesini, kisvesini çıkarıyor. Cebrail aleyhisselam kapıda görünmüş, o silahlı. Demiş, kardeşim Cebrail, harp bitti. Yok demiş, bitmedi. Bitti, kaçtılar. Yok demiş, sana söz verip de sana arkadan müşriklerle kalleşlik yapan, ahdi bozan, siz dışarıdan biz içeriden şu Müslümanları yok edelim diyen Yahudiler var ya, evet, o zamanki Yahudiler için konuşuyorum. Beni Kaynuka Kureyza kabileleri, Yahudilerin, sıra onlara geldi. Hatlarını bildirmek lazım. Peki demiş Peygamberimiz, tekrar giyinmiş ve dellal demiş ki hadi toplanın ikindide Beni Kaynuka Kureyza kabilelerinin mahallelerinin civarında. Herkes yaralı maralı demeden, yorgunuz demeden hemen yine toplanmışlar. Neticede harbi anlatmayalım. Teslim olmuşlar. Yalnız demişler ki bir şartımız var. Biz bir hakem seçeceğiz. Sen de bir hakem seç peygamberimize. Onlar ne derse ona razıyız. Ve Sa'd bin Muaz'ı hakem seçmişler. O yaralı, hani İslam'a hizmet edeceğim dedi ya, peygamberimiz onun için kanını durdurdu. Bizim demişler hakemimiz Sa'd bin Muaz, senin arkadaşın. Vaktiyle ona çok para yardımı yapmışlar, kredi vermişler. Bizi gayırır diye onu seçiyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam demiş, ben de onu hakem seçiyorum. Benim hakemim de o, ne derse kabul ediyorum. Evet. Şimdi Sa'd gelmiş, gereği düşünüldü demiş. Eli silah tutanların hepsinin icabına bakılmasına. Çünkü arkadan vurdular harp halinde. Şöyle kararı vermiş. Demişler ki Yahudiler, Tevrat'taki hükmün aynısını verdin. Biz zannettik ki, düşündük ki vaktiyle sana yaptığımız yardımlardan dolayı bizi kayırırsın. Ama mert adammışsın, doğru karar verdin. Bunu da kabul ediyoruz. Ve bu işi görüldükten sonra infazların başında da hakim durur İslam'a göre. İşte verilen kararı infaz etme sırasında silah el istat tutanlar öldürülüyor. Harp hukuku gereği. Onların başında da durmuş, hani ya öldüren adam işkence yapmasın diye. Hizmeti bitmiş. Hizmet istedi ya İslam'a. Damar yine fışkırmış. Ve
götürün demiş. Evine gitmiş. Gece bir cıvıştı, bir ses. Ne o demiş Peygamberimiz. Saat hüvel baki oldu. Öldü. Ya Resulallah. Çok seviliyor. Zengin adam. Çok muazzam insan. Herkes işte onun evinin etrafına toplanmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evinden çıkmış. Cenaze oldu mu taziye etmek lazım. Bu sünnet. Büyük sevap. Evine varmış, kapıyı buyur demişler. Onun yattığı odanın kapısı açık. Peygamberimiz bir adım atmış, sağ ayağını atmış içeriye, durmuş öyle. Kapının içinde duruyor. Halbuki kapının içinde durulmaz, iyi değil. Duruyor. Bir süre beklemiş, sonra içeri girmiş. Cenazenin başına geçmiş, dualar etmiş. Ev sahiplerine daha sonra da işte Allah'ın emri, Allah size sabır versin, taziyede bulunmuş. Çıktıktan sonra biz kabir azabından söz edeceğiz, laf oraya getireceğiz. Ama Sa'd böyle bir kahraman, böyle bir kahraman. Şimdi işin aslını size arz etmek istiyoruz. Demişler ya Resulallah sorabilir miyiz? Ev boştu, kapı açıktı ama siz sağ ayağınızı attınız, içeri girmediniz. Beklediniz. Niye beklediniz? Gülmüş demiş ki siz boştu diyorsunuz ama Sa'd'ın odasının içi iğne atacak yer kalmayamacasına meleklerle doluydu. Melekler onun başını doldurmuştu. Benim geldiğimi fark edemediler. Onun için bekledim. Görünce de yer verdiler bana. Öylece girdim. Daha sonra neyse sabahı yıkanmış, kefenlenmiş, cenaze namazı kılınmış, Cennetül Baki'ye götürülüyor. Götürülürken çok kalabalık. Ve de dedim ya 2 metreye yakın boyu var. 90-100 kilo ağır adam. Demişler ya Resulallah parmağımızın ucunda sanki taputu uçtu. Halbuki iri adamdı bu. Kuş gibi geldi bize. Sa'd'ın cenazesini, taputunu 70 bin melek taşıdı arkadaşlar. Onun için hafif geldi size. Parmakların ucunda gitmiş. Bu Sa'd'ı kabire koymuşlar. Kabir erkekler için insanın yarı belinden fazla derinlikte olur. Kadınlar için göğsüne kadar derinlikte olur. Yani yakınınız vefat ettiği zaman buna dikkat edin. Erkek yarı belinden daha derin kazılır kabri. Kadınların göğsü hizasına kadar derin olur kabir. Bunda da hile yapıyorlar da bizzat gördüm. Kazmak zor ya. Adam içerideki toprağı kenara yığıyor. Derin kazmış gibi göstermek için. Böyle şeyler oluyor. Dikkat edin. Şimdi oluyor mu bilmiyorum. Yani bir tarihte gördüm onu arz ediyorum. Evet ben de müdahale ettim sonra kazdı herif. Evet böyle defnettikten sonra evet toprağa ölü biliyorsunuz kıble tarafı kabir kazıldıktan sonra kıble tarafı oyulur. Buna lahit denir. Oraya insan sağ tarafına böyle konur. Ceset konur oraya. Sonra konduktan sonra başının şeysi çözülür ve ayaklarının bağı çözülür. Ondan sonra kerpiçle orası örülür. Üstüne toprak atılmaz. Kerpiçle kerpiçin arkasına toprak atılır. Toprağa konur. Toprağa konması ayetle sabit. Usuldür. Usuldendir. Betona konulmaz. Toprağa konulur. Toprakla örtülür. İslam'da usul bu. Sünnet uygulanan bu. Öyle yaptıktan sonra Peygamberimiz sapsarı olmuş. Yüzü beyazlaşmış. Hemen elini açmış. Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Dua ederken de bu defa gülmeye başlamış. Tebessüm. Tebessüm. Yüzü beşuş bir çareye bürünmüş. Telkinini bitirdikten sonra demişler ya Resulallah. Çünkü Müslümanlar her hareketine bakıyor Peygamberimizin örnek almak için. Sa'd'ı kabire koyduk, örttük. Yüzün sarardı, yüzünüz sarardı. Hemen duaya başladın.
üzüntülü bir şekilde dua ederken bir o gülmeye başladın. Yüzün güleş hale geldi ya Resulallah. Sorabilir miyiz? Sa'd'ı, 70 bin meleğin taşıdığı Sa'd'ı muharebede aldığı yaradan vefat etmiş. Mürtes derler buna, şehittir. Kabir sıktı. Kabir sıktı. Kaburgaları birbirine geçti. Evet, bunlar Buhari Müslim hadisi bunlar. Evet, bakabilirsiniz. Ben de hemen Rabbuma dua ettim ki kurtar Sa'd'ı bu sıkıntıdan diye. Elhamdülillah. Allah duamı kabul etti, kurtardı. Bu hadis bunlar. Buhari'yi okuyabilirsiniz. Diğer hadis kitaplarında da var. Ehl-i sünnet inancına göre kabir azabı haktır. Kabir sıkması. Orada kaburgaları birbirine geçti kelimesi var. Kaburganın birbirine geçmesi maddi bir şey. Yani yalnız azap ruhadır diyenler var da onu arz ediyorum. Kaburgalar birbirine geçmesi maddi bir şey. Onun için ehl-i sünnet inancına göre kabir azabı, safası hem ruh hem mal cesettir. Nasıl olur? Gidince göreceğiz. Allah hayır versin. Evet, oranın şartları başka, dünya şartları başka. Efendim çürüyüp gidiyor. Yok, sana göre çürüyor. Ahiret aleminde çürümüyor. Adam azap görüyor. Bakın kabirler sıkışıyor şeyleri. Evet, kabirde azap görenlerin seslerini duyuyorum. Öyle söylüyor Peygamberimiz. Eğer yakınlarınızı, azap görenleri defnetmeyeceğinizden korkmasan, çünkü azap gören adama vay biz bunu adam zannediyorduk, herif ne kadar kötü adammış dersiniz, gömmezsiniz, kaçarsınız. Adamın cesedi meydanda kalır, çürür, kurda kuşa yem olur. Halbuki insandır, ne olursa olsun insandır. İnsan Allah'ın halifesi olarak en şerefli yaratıktır. Öyle hakaret durumuna düşürülemez İslam'a göre. Onun için Rabbuma dua etmiyorum, göstermiyorum size içerideki adamın seslerini, avazlarını size duyurmuyorum, buyuruyor Peygamberimiz. Ama Peygamberimiz görmüş ve Peygamberimiz gibi güzel insanlar da, salih insanlar da görüyorlar, konuşuyorlar. Bu ehl-i sünnete inancına göre böyledir. Evet, şimdi hadisi tercümeye devam edelim. Ölü kabire konulduğu zaman ruhu cesedine iade edilir. Feyeci'u fehine izin yeci'ul munkar ve nekir. Münker ve nekir denilen bu isimler de Arapçada nekre, bilinmezse bir şey malum olana marife derler, bilinmezse nekre derler. Hiç ömründe görmemişsin, tanımıyorsun. Onun için bir adı meleğin, iki görevli melek, birisininki münker, birisi nekir. Tanınmıyor ikisi de. Hatta şekillerinde söylüyor, gözü şöyledir, rengi şöyledir filan filan diye hadislerde. Feyuk'idanihi. Evet, adamı oturturlar kabrinde. Hocam nasıl oturacak oraya? Ya senin şartlarına göre o, oranın şartlarına göre bak oturdurlar diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle. Ondan sonra kafir korkar, mümine müjde verirler mümine ve Allah Celle Celaluhu meleklerin sorularına cevap verirken, dünyadayken mümin kulunu sabit kıldığı kelimede ayet var, Yusebbitullah diye ayet celle var. Allah o tevhid kelimesi, şehadet kelimesi üzerine mümini sabit kılar, şaşırmaz mümin. Bak, hiç görmediği, tanımadığı bir alemde ilk defa gidiyor. Görmediği, tanımadığı iki melek geliyor. Şaşırtmaz Allah mümini. Dünyada nasıl eşhedü en la ilahe illallah derse, ahirette de onu kaydırmaz, şaşırtmaz, o kelimeyi söyletir Allah ona, nasip eder. Kafir ise diyor, evet, hayrette kalır, dilini yutar, ne diyeceğini bilemez. Öyle diyor, dünyadayken Allah'tan korkan ve amene bihi ve bi rasulihi, Allah'a ve peygamberlerine inanan ve kütübihi,
kitaplarına inanan ve Allah'tan korkup yasaklarını çiğnemeyen kimseler lem yakaf fil kabr, kabirde korkmaz. Bir delikanlının başına vazmış peygamberimiz. Vefat etmek üzere. Sahabeden mümin delikanlı demiş. Ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun? Çok korkuyorum ya Resulallah. Sorguya çekileceğim biliyorum. Ahiret aleminde ya kazanamazsam diye çok korkuyorum. Ona buyurmuş ki bu dünyada Allah'tan korkan öbür dünyada korku çekmez evladım. Korkuyla yani dünya korkusuyla ahiret korkusu bir arada bulunmaz. Dünyada korkan adam ahirette korkmaz evladım. Rahat ol buyurmuş. Bunlar da hadistir. İşte burada da onu söylüyor. İman eden müminler evet peygambere, Allah'a, peygamberlere, Allah'ın Kur'an'ına ve Kur'an'da olanlara inananlar orada korkmazlar. Evet, şimdi buradan okuyorum. Hani hoca renkli hikayeyle anlatıyorlar falan demesinler diye. فَإِذَا كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتْ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ. Mümin kişi namaz kılır tabi. Namaz kılar. Namaz, kıldığı namazlar başucuna gelir. Nöbete başlarlar. وَزَكَا اِنْدَ يُمِنِهِ. Zekat, verdiği zekatlar sağ tarafında dururlar. Allah onlara bir kişilik veriyor namaza, zekata. وَالصَّوْمُ مِنْ شِمَالِهِ اَنْ شِمَالِهِ. Oruç, tuttuğu oruçlar sol tarafında durur. وَفِيلُ الْمَعْرُوفُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ. İyilik, maruf, iyilikler iki ayağının ucunda beklerler. Evet, ruhu cesedine iade edildikten sonra فَيُقَالُ لَهُ اِجْلِسِ. Melekler atır derler, oturur. Bu vaziyette başucunda namaz var, zekat var, oruç var, iyilikleri var. Bekliyorlar etrafında. Yaptıysan eğer onlar oraya gidiyor. Bunları işlediysen. Ve oturur. Fakat musilet lehu şemsu. Adam oturdu. Adam dünyada işi ne? Boş kaldı mı namaz kılar. Tesbihini alır, estağfurullah der, elhamdülillah der, sübhanallah der, Kur'an okur, değil mi? Elhamdülillah okur da camiye gider. Adam buna alıştığı için oturduktan sonra müstiletle huşşemsu inde gurubihe, güneş batmak üzereyken bu öyle temsil edilir ona, öyle gösterilir. Feclisu ve oturur adam yemsahu ayneyhi. İki gözünü böyle uyuşturur. Şeyden kalkmış gibi, uykudan kalkmış gibi iki gözünü uyuşturur. Ve yakulu, adamın boş kaldıkça işine uykudan kalkınca abdest alıp namaz kılmak değil mi? Ve şöyle söyler. Hadisin metni bu efendim. Deuni usalli. Beni bırakın abdest alayım gelip namaz kılayım. Adeti ya bu dünyada öyle söyler. Evet. Diyor ki Gümüşhane Hazretleri fanzur keyfe yub'atü ala ma aş aleyhi. İnsanın nasıl yaşadıysa, ömründe neyse öyle dirildiğini görüyor musun? Öyle bahsolunduğunu görüyor musun? Bak bak. Çünkü namaz kılan namaz kılarak kalkacak. Kadeh çeke çeke orada gidenler de kadeh bir kadeh daha içeyim müsaadenizle diyecek. Adam onu işi aynen o üzere diriltilir. Görüyor musun? Evet. Ne zaman boş kalsa zekerallaha, mümin Allah'ı zikreder, misvak kullanır, ve tuvadda abdest alır, ve salla namaz kılar. Müminin işi budur. Evet. Ölünce de işte böyle oturtulunca müsaade edin bir abdest alın gelip bir namaz kılayım. Bak güneş batıyor der. İşte o zaman adeti üzere Allah'ı hatırlayıp böyle şey edince fakala li fakala, bir zat böyle vefat etmiş de böyle büyüklerden, öteki demiş ne yaptılar sana? Aynen bunları anlatmış. Hadislerde olanı tekrar ediyor.
gülmüşler. Artık sen dünyada değilsin. O güneş batma şeklinde temsil ediliyor ya, hala dünyadayım zannediyor. Artık demişler, dünya hayatı bitti. Burası ahiret, kabir. Hadi güle güle otur burada. Kıyamete kadar mutlu yaşa derler. Allah'a ısmarladık derler, giderler. Bana da diyor öyle yaptılar diyor. Öyle diyor bak. Nevmetel aruz. Gelinin ilk gece. Ne kadar mutlu değil mi? Gelin damat ilk gece. Aha öyle kıyamete kadar mutlu uyu. Rahat yaşa. Biz Allah'a ısmarladık. Vela havfu aleyke. Sana korku yok. Hadi güle, Allah'a ısmarladık derler giderler. Öyle diyor. Burada hadis İbn-i Mace, İbn-i Hibban, Cabir Hazretlerinden ki buna benzer çok Buhari Müslim hadisleri de var. Kabir hayatı böyle. Evet. Orada inşallah dünyada iyiysek Allah bizi iyi etsin. Dünyada hep dilimizi la ilahe illallah demeye alıştırdıysak namaz, abdest orada bizi koruyacaklar bak. Dilimizi hiç dolaşmadan, hatta başka hadislerde imtihan ya orası. O münker nekir. Muhammed diye bir adam vardı. Ne diyorsun? Laubali. Ne diyorsunuz? O benim peygamberim. Saygı takının. Gürler. Onlar da gülerek derler, biz zaten onu ne kadar sevdiğini biliyoruz. Tamam tamam. Rahat uyu. Bir hadiste de öyle var yani. İmtihan için, ama kafirse adam, münafıksa, böyle bir Muhammed diye bir adam vardı. Ne diyorsun? Ha. İdare ediyordum. Ben de inanmıyordum ya. Herkes diyordu, ben de diyordum. Biz de, onlar da diyecekler ki diyor hadis-i şerifte, zaten biz senin böyle bir münafık olduğunu biliyorduk ve kabir azabı başlar şeklinde hadisler var. Hadisler var. Bu hadisi İbn-i Mace, İbn-i Hibban, Ziyal Maktisi, Cabir Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Kabir alemine berzah alemi denir. Ayetle sabittir. Kabir alemi. Efendim şimdi şu daha evvel de cevaplamıştık. Firavunlar 5000 senedir yanıyor. Kıyamete bir saat kala ölenler, hatta kıyamette ölenlerle onlar, adalet mi bu? Öyle sorular sordular bize. Adalet mi? Birisi 5000 sene yanıyor madem kabir azabında varsa. Öteki de mesela o da kafir. O hiç yanmayacak. Hemen kıyamet kopunca mahşer var. Adalet mi bu? Sorular soruyorlar. Allah Celle Celaluhu her şeye kadir. An içinde an yaratır. Öyle diyor. Bir anda, Kur'an'da var bu, hadislerde de var. Hamile kadın hamlini düşürür korkudan. Bir anda adamın saçları beyazlaşır, ağrır. Bir anda, hey gidi Ayşe, hey diyor. O gün öyle bir dehşetli gün ki, kimsenin kendini görmeye bile aklı ermeyecek. Yani bir anda adam 5000 yıllık çekeceğini sana Allah çektiriyor. Hiç adalet şaşmıyor. Öyle diyenlere söylüyoruz. Allah bizi kabir azabından muhafaza buyursun. Evet, kabir azabından kurtulmak için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kere sadaka vereceksiniz. Sadaka belaları def ediyor. Ondan sonra Peygamberimiz Mülk suresini okuyun diyor. Her gün yatmadan Mülk suresini. Mülk suresini okuyanın kabir azabı çekmez, kabir azabına sokmazlar diyor. Bunları hadislerde okuyoruz, size de duyuruyoruz. Evet tabii şimdiden bunları düşünerek de dengeli yaşamak lazım. Evet, Allah akıbetimizi hayır eylesin.